Şimdi sosumu yapmaya başlıyorum. Dilerseniz sarımsaksız olarak da yapabilirsiniz bunu. Efendim şimdi sarımsaklarımızı ezelim. Sarımsaklarımız hazır. Şimdi sıra geldi mayonezimizi ve baharatları eklemeye. Kırmızı toz biber, kişniş, kekik ve sarımsaklarımızı ekleyelim içerisine. Şimdi bagetlerimizi de açıyoruz. Üzerine tuz ve biber gezdireceğim bagetlere. Dilerseniz kekiği biraz daha azaltabilirsiniz. Aroması yoğun bir baharattır kekik. Tavuk bagetlerimizi de tuz ve biberledikten sonra bunları da sosun üzerine alıyorum. Şimdi hepsini güzelce harmanlayacağım. Güzel bir karışım elde edeceğiz. Fırında pişirme kabımı da alıyorum yanıma. Bakın bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Baharatlarla, sarımsakla beraber tavuk bagetlerimizi harmanlayalım. Bir miktar da zeytinyağı ekleyeceğim şimdi. Evet, tavuklarımızı da güzelce yerleştirelim. Kalan sostan da üzerlerine biraz daha sürebilirsiniz. Tavuklarımızın marinasyonu tamam. Şimdi fırına götürüyorum. 220 dereceye fırınımı ayarladım. Güzelce pişireceğim. Ortalama 40-45 dakika sürecek bu süre. Arkasından da tavuklarımı servise sunacağım. Tavuk bagetlerim güzelce pişti. Bagetlerim servise hazır.